Evet, şimdi sesim geliyor değil mi? Geliyor hocam. Tamam. Şimdi bir sindirim tekrarı yapacağız. Tamam mıdır? Sorularla dinliyorsunuz. Çözdünüz mü hiç kendiniz? Biraz çözdüm hocam. Bir şey mu birazcık. Mi? Azıcık böyle hani kelimeler, cümleler, hormonlar. Biraz biraz daha oturması için. Bakın bu dersten sonra şimdi bu testlerden sonra herkesle biraz daha oturacak tamam mıdır? O yüzden lütfen dikkatli dinleyin. Şimdi bu testlerde tabii çözüp geçmeyeceğim. Yanına sürekli hatırlatma notları yazacağım. Ondan sonra da bu testleri size atacağım çözülmüş olarak. Tamam? Ondan sonra başka sindirim tekrarı için sorular da atacağım size. Onları ee, bir çözersiniz. Anlaştık mı? Şimdi bakın. Yavaş yavaş başlayalım. Lütfen herkes dikkatli dinlesin, tamam. Şimdi sindirim ile ilgili diyor. Hangisi yanlıştır? Fiziksel sindirimde. Hemen ok çıkarttım. Fiziksel sindirimin diğer adı mekanik sindirimdir. Ve besinler sadece küçük parçalara ayrılır. Enzim kullanılmaz. Çünkü burada kimyasal bağ kopmuyor. Ekmeği elinizde üçe beşe bölmeniz bile bir mekanik sindirimdir. Mekanik sindirimi yaptıkça besinin yüzeyi artıyor. Biz besinin yüzeyine substrat yüzeyi diyorduk. Substrat tepkimeye giren madde. Anlaştık mı? Substrat yüzeyi arttıkça enzimin etki ettiği yüzey artıyor. Bu yüzden kimyasal sindirim hızlanıyor. Tamam. O zaman bu doğru. Enzim kullanılmadı. Sadece besinin yüzeyi artırıldı. Kimyasal sindirimde ise polimer yapılı yani büyük besinler kim, yapısında bulunan kimyasal bağlar yıkılıyor. Böylelikle monomer maddeler oluşuyor. Monomer oluşur ve vücuda kana alınabilir. Kana alınınca da hücrelere taşınabilir. Amaç bu. Hücre dışı sindirim. Ha şimdi hücre dışı sindirim. Evrimce hücre içi sindirme göre daha gelişmiş. Doğru. Neden? Çünkü hücre dışı sindirimde hücre besini dışarıda sindirdiği için, içeri almak zorunda olmadığı için hücre dışı sindirimde hücre kendinden daha büyük besinlerden de yararlanabiliyor. Kendinden büyük besinlerden de yararlanabiliyor. O yüzden daha gelişmiş evrimce. Peki hücre içi sindirimde, hücre içi sindirimde Gençler kameraları açacak mısınız? Hı. Hücre içi sindirimde enzim substrat kompleksi. Bu ne demek? Bizim sindirimimizde enzimimiz vardı ve bu substrata bağlanıyordu substratı parçalamak için. İşte bu birlikteliğe biz enzim substrat kompleksi diyoruz. Tamam? Bu hücre içi sindirimde enzim substrat kompleksi hücre içindeki sindirim kofulunda oluşur. Doğru. Hemen hatırlatma yapıyorum. Bakın şimdi besini sindirlemeyecek, zardan geçemeyecek besini aldım hücrenin içinde. Bu hücrenin içinde zarla böyle hücre zarını sararak onu aldım içeri. Bunun adı artık besin kofulu. İçinde besin var çünkü. Peki bizim dokuzuncu sınıftan hatırlayın. Hücre içinde sindirme enzimleri bulunan bir organelimiz vardı. Neydi o? Hücre içi sindirimde görevliydi. Hatırlayan var mı? lizozom. Miydi? Lizozom. Aynen. Besin kofuluyla lizozom işte hücre içinde birleşiyor ve bir sindirim kofulu oluşuyor. Bütün bunlar hücrenin içinde oluyor. O zaman bakın, enzimle substrat hücre bu. Tamam mıdır? Bu hücre enzimle substrat hücrenin içinde birleşti. O zaman D şıkkı da doğru. Omurgalılarda yani bizde Hücre içi sindirim olur mu? Tabii ki de olur. Hemen yine 9'dan hatırlatma yapalım. Glikozun fazlasını hatta 9'a da gerek yok. Endokrin sistemde de bunu çok tekrar ettik. Biz glikozun fazlasını karaciğerde glikojen olarak depoluyorduk. Açlık durumunda da kan şekerini yükseltmek için bakın karaciğer hücrelerinin içinde glikojeni tekrar glikoz yaptık. Yani hücre içi sindirim var. Ama hücre dışı sindirim olmaz demiş. Yanlış. Hücre dışı sindirim de olabilir. Neden? Bu bizim midemizdi. Midemizin içi, bakın midenin içi midenin içi hücrenin dışıydı. Şu boyadığımız yer hücrenin içi. Bak kırmızıya boyadığım yer hücrenin içi. O zaman midenin içi hücrenin dışı ve biz burada sindirim yapıyorsak demek ki hücre dışı sindirimde yapabiliyoruz. Tamam mıdır? Bu soruda anlamadığınız yer kaldı mı? Peki ikinci soruya geldim. Diyor ki yukarıda verilen sindirim sistemine ait organların hangisinde hidroliz? Hidroliz ne demek? Kimyasal sindirim demek. Çünkü hidro su, lis parçalama, suyla parçalama, su ve enzimlerle parçalama kimyasal sindirim demek. Hangisinde fiziksel sindirim olur? Ayırt et demiş. Bakın ağızda kimyasal sindirim olur. Kimin kimyasal sindirimi başlar? Karbonhidratların kimyasalı başlar. Artı dişler de var. Mekanik sindirim de olur. O zaman hidroliz ve fiziksel sindirim ağızda ikisinde, ağızda ikisi de ortak. O zaman ne oldu? Bakın C şıkkınız gitti. D şıkkınız gitti. Tamam. Peki yutak. Yutakta ve yemek borusunda ortak olarak yazdık ikisine. Dedik ki Mekanik sindirim yok, kimyasal sindirim yok. O zaman 2 ve 3 hiçbir şıkta olmayacak. Tamam? Bakın, cevap çıktı zaten. Midede proteinlerin kimyasal sindirimi başladı. Bir de kasların hareketiyle çalkalama hareketi, bir de çok asidikti. Besinler bulamaç haline gelmişti. Mekanik sindirim sonucu bulamacın adı neydi? Hatırlayan Kimus mu? Kimus. Aynen kimus. Tamam. O zaman burada kimyasal sindirim de var, mekanik sindirim de var. İnce bağırsakta bütün besinlerin sindirimi tamamlandı bak. Bütün besinlerin kimyasal sindirimi oldu. Bir de kimin mekanik sindirimi oldu? Bir tane vardı. Yağlar mıydı? Aynen. Yağların mekanik sindirimini yapan kimdi? Hangi sıvı? Tam burası işte bakın böyle böyle öğreneceksiniz. Safra. Safra. Peki safra sıvısını kim üretiyordu? Karaciğer. Karaciğer üretti. Peki kime verdi? Safra kesesi. Safra kesesi. Safra, kesesi. safra kesesine verdi. Safra kesesi de salgıladı. Peki safra kesesi bunu hangi kanalla ince bağırsağa gönderdi? Koleda koledo Hı. Cevabın A. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Peki. Geldim üçüncü soruya. Bir süre sonra soruların tekrara bindiğini fark edeceksiniz. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yutak ile ilgili doğru? Yutak ağzın yutak şöyleydi. Bakın şu arkada yemek borusu vardı. Bizde üstten görünüşü. Önde de soluk borusu vardı. Yemek borusu ve soluk borusuna ortak alak olarak açılan bölge yutaktı. O zaman bak ne diyor? Yemek borusunun ve soluk borusunun başlangıç kısmı. Doğru. Peki mekanik sindirim gerçekleşirken kimyasal sindirim olmaz diyor. Yanlış. İki tane yapı yutak ve yemek borusu. Biraz önceki soruda yazdığımı tekrar yazıyorum. Bu iki yerde mekanik sindirim yok, kimyasal sindirim yok. Tamam. Peki besinlerin yemek borusuna geçişini sağlar doğru. Peki nasıl ayarlıyor bunu? O besin soluk borusuna niye kaçamıyor? Çünkü yutak epiglottis miydi öyle bir Aynen. Yutak aynen. Yutak epiglottis ile yutakta bulunan bir kapak. Gırtlak kapağı diye yaradı. Kıkırdak yapılı. Gırtlak kapağı ile soluk borusunu kapatır ve besinlerin yemek borusuna geçmesini sağlar. O zaman cevabın ne oldu? 1 ve 3. Tamam. Yutağı hallettik mi? Yutağı bir kere tekrar ettik. Bak bütün özellikleri buydu yutağı. Devam edelim. Diyor ki mideye aittir. Mideye ait. Sindirim sisteminin oldukça sindirim kanalının. Sindirim kanalı neresiydi bu arada? Nereye biz sindirim kanalı diyorduk? Ağızla anüs arası mı? Ağızla anüs arası. Peki burası hücre içi yer mi, hücre dışı yer mi? Hücre dışı. Çünkü biz hücre dışı sindirim yapıyoruz. Doğru. Peki sindirim kanalının oldukça geniş kısmı mide doğru. Mide oldukça daha büyük görünüyordu. Öbür yerler biraz daha ince ince, tamam? Peki dışta bağ doku, ortada düz kas, içte epitel doku. Zaten bunu artık bütün organlar için ezberledik. Yemek borusu. Bak şimdi burası yemek borusu olsun. Burası mide. Midenin çıkışında da ince bağırsak başlıyor, tamam? Burada kaslı bir kapak vardı. O kaslı kapağın adı neydi özel adı? Ne diyorduk ona? O kapak burada da var. Neydi o kapağın adı? Hemen hatırlatıyorum. Sifinkter. Kastı kapak. Tamam. Peki bu bölgenin adı ne? Yani şu bölgenin adı kardiya. Yani mide ağzı. Peki bu bölgenin adı ne? Pilor. Yani mide kapısı. O zaman şimdi yemek borusu ile birleştiği kısma pilor denir. Yanlış. Kardia denir. O zaman cevabın ne oldu? 1 2. Tamam? Var mı anlamadığınız yer? Yok sanırım. Geldim buraya. Yukarıda sindirim sistemine ait organlardan salgılan hormonlar verilmiş hormonlardan hangilerini ince bağırsak hücreleri üretir diyor. Şimdi ince bağırsak midedeki asidik kimus gelince ince bağırsak hücreleri iki tane hormon salgılıyordu. Biri sekretin, biri kolesistokinin. Ama şöyle yazalım. Sekretini ince bağırsak üretti. Peki hedefi neresiydi bunun? Hatta hedefleri diyelim. Şimdi bunu da ince bağırsak üretti. Ve bir de bunun da hedefleri var. Nerelerde o hedefler? Hadi sekretinin hedefi. Karaciğer miydi? Karaciğeri ne için uyarıyordu peki? Sofra sıvısı üretmesi için. Üretmesi için. Peki ikinci hedefi neresiydi? Pankreastı pankreası ne için uyarıyordu? HCO3 eksi göndermesi için. Peki kolestokinin hedefi biri safra kesesi, safrayı salgılaması için, biri de yine pankreas hedef ne için? Enzim için. O zaman bunlar ince bağırsakta üretildi. Gastrin kim üretti gastrini? Mide üretti. Ve hedefi yine mide. Peki bir şey daha, bir istisna. Şu ikisinin için ortak bir hedef daha var. Bu ikisinin fazlası mideyi durduruyordu, doğru mu? Mideye diyordu ki sendeki kimus bize geldi, sen artık boşsun, HCL falan da salgılıyorsun, kendi kendini delersin, artık safra şey. Ee, Mide öz suyu üretme diyor. O zaman bana sadece neyi sormuş? Hangilerini ince bağırsak hücreleri üretir demiş? 1 iki. Tamam. Peki devam ediyorum. Nişasta veya glikojeni suyla amilaz enzimine küçük polisakkaritler ve maltoza çevirdik. Bu denklem nerede oldu? Ağızda mı? Evet, bir yer daha söyle. Ağızdan kaçan nişastalar vardı. İnce bağırsak. İnce bağırsakta da devam ediyordu. O zaman bu reaksiyon sindirim sistemine ait iki farklı bölgede gerçekleşir. Doğru. Biri ağız, biri ince bağırsak. Peki bu reaksiyon sonunda açığa çıkan ürünler henüz geri emilemez. Doğru mu? Doğru. Polis akgültleri ememem. Maltozu niye ememem? Maltoza bir disakkarit çünkü. İki tane glikozun birbirine bağlanmasıyla oluşmuş. O da daha monomer değil. O da daha emilemez. O zaman bu da doğru. Peki amilaz enzimini pankreas bezi üretip salgılamış olabilir mi? Pankreasın içinde neler vardı? Pankreas öz suyunda. Kimo, trip, lank Kimotripsinojen, tripsinojen, lipaz, amilaz, nükleaz, karboksipeptidaz. O zaman var mı amilaz? Var. Bu amilazı pankreas üretip salgılamış olabilir. Peki pankreasın bunu salgılaması için pankreası uyaran hormon. Şimdi burada işte zorlayıp tekrar etmeniz gerekiyor. Pankreası bu salgıları yapması için uyaran hormon Kolesistokinin mi? Kolesistokinin. Peki kolesistokinini kim üretti? İnce bağırsak. İnce bağırsak bunu üretip nereye verdi? Kana mı kanala mı? Kola, kola. Kana mı kanala mı? Hormon. Betül hormon. Hormonlar Hı. daima Hı. kana. En çok da buradan düşürmeye de çalışacak. Tamam mıdır? Dikkat edin. O zaman bu da doğru cevabın Edirne. Tamam. Sürekli böyle soracağım. Lütfen tekrar edin. Eğer cevap vermezseniz benim bunu yapmamın anlamı yok. Tamam mıdır? Şimdi geldim test 2'de birinci soru. Sindirim sistemini oluşturan organlardaki tabakaların sıralanması verilmiş. Dışta bağ doku, ortada düz kas, içte epitel doku. Yemek borusu, mide ve ince bağırsak için aynı olanlar hepsi. Artık ezberlediniz, tamam mıdır? Dışta bağ doku, ortada kas doku, içte epitel doku. Tamam? Peki, devam ettim, buraya geldim. Protein, pepsin enzimiyle polipeptit olmuş. Nerede? Mide. Mide de. Peki midede tüm proteinler polipeptit olur mu? Evet. Neden? Çok uzun kalıyor çünkü. Aferin. Peki uzun kalmasının bir yararı daha var ama tokluk hissi yarattı. Tamam mıdır? Peki sükroz, sükraz enzimine glikoz ve fruktoz olmuş. Nerede? Bu sükroz, maltoz, laktoz. Bu disakritlerin hepsi ince bağırsakta sindirilir. İnce bağırsakta şu maltoz, laktoz, sükroz dediğim bu enzimlerin hepsini ince bağırsak hücreleri üretir. Çünkü size şöyle bir şey öğrettim ben. Dedim ki ince bağırsaktaki bir enzim eğer pankreasta yoksa kimotrip lanka dahil değilse bilin ki ince bağırsağa dahildir. Başka yer yok çünkü. Ya pankreastan gelmiş olacak ya ince bağırsak üretecek. Karaciğeriniye saymıyorum? Çünkü o safra üretiyor, enzim üretmiyor. Safra bir sıvı. Tamam mıdır? Peki nişasta amilazla küçük polisakkarit ve maltoz olmuş. Bu nerede oluyordu? İki yerde oluyordu. Neresiydi oralar? Ağız ve ince bağırsak. Ağız ve ince bağırsak. O zaman bir midede. İki ince bağırsakta. Üç ince bağırsak ve ağızda. Şıklarda ince bağırsak var. Cevabın Ceyhan. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Peki devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi midenin kendi koruma yollarından biri değildir diyor bak. Protein sindirimde görevli enzimini inaktif olarak salgılama. Evet bu enzim geçtiği kanalları parçalamaz. Kimdi bu enzim? Bu enzimin inaktif halinin adı neydi? Pepsinojen mi? Pepsinojen aynen. Pepsinojen Peki iç yüzeyini mukusla sarma da kendini korur. H ve Cl çok asidik. HCl birleşik bildiğin hidroklorik asit. Bunu şimdi bu ikisini aynı kanalla gönderse bunlar kanalı parçalar. O yüzden bak H'ı ayrı, Cl'yi ayrı, pepsinojeni de ayrı kanallarla gönderiyordu. Bunlar mide boşluğunda buluşuyordu. Mide boşluğunda aktifleşse de sorun olmaz. Neden? Midenin içi kalın bir mukusla kaplıydı. Çok kalın. Dolayısıyla burada bu maddeler istedikleri kadar aktifleşsinler. Mide hücrelerine ulaşamıyorlar. Boşlukta yuttuğum maddeleri sindiriyorlar. Tamam. Peki mide öz suyunu üretimi gastrinin kontrolünde yapılması da koruma yolu. Peki nasıl bir yol sağlıyordu bu? Nasıl bir koruma? Bunu kana veriyordu. Sonra kan tekrar mideyi uyarıyordu. Böylelikle evet tekrar üretiyor ve zaman Yani istiyor. şöyle oluyor ee, demek istedi. Nisan şunu dedi. Gastrin hormonu kana karışacak da mideye gelecek de uyaracak da mide bunları üretecek de bakın zaman kazanıyor. Boş mideye değil de o zamana kadar yemekler gelmiştir. Enzimler bu yemeklerin üzerine dökülür. Eğer boş mideye dökülse sıkıntı. Sürekli aç karnına tonlarca kola içseniz mideniz delinir. Aynı mantık. Tamam mıdır? O zaman bu ne yapıyormuş? Zaman kazandırıyor. Bu olay zaman kazandırır. Çünkü hormonal etkiler geç oluşuyordu. Zaman kazandırır. Çünkü şöyle yazıyorum bakın. Hormonal etkiler geç oluşur. Böylece enzimler besinlerle dolu mideye gelir. Bu da önemli. Tamam. Peki mide öz suyunun asidik olması. Bu mide öz suyunun normal bir özelliği. Midenin kendini koruma yolu falan değil. Cevap E. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Var mı bu soruda anlamadığınız yer? Bakın tüm midenin koruma yolları, kendini koruma yolları bu soruda var. Anladınız mı? Peki. Gelelim dördüncü soruya. Gerçekleşme sırasını soruyor. Bir saniye arkadaşlar şunu ayarlayayım. Ekranım dondu bir düzelsin. Şimdi soruyu okuyayım ben. Midedeki kimyasal sindirimin gerçekleşmesi sırasında. Verilen olayların gerçekleşme sırası. Şimdi. Düzelt. Tamam. Bakın. Önce. Önce. Mide e, gastrin hormonu salgılayacak bu hormon kanla geri mide hücrelerini uyaracak. Önce bunu kana salgıladı mide hücreleri. Bu hormon kana karıştı, geldi tekrar mide hücrelerini uyardı. Mide hücreleri bunun üzerine pepsinojeni, haşı ve CL'yi farklı kanallarla gönderdi. Bunlar mide boşluğuna geldi. H ve CL birleşti, HCL oldu. İkisi birlikte gitti, pepsinojeni pepsin yaptı. Sonra pepsin enzimi aktifleştiği için proteinler küçük polipeptitlere dönüştü. Tamam. O zaman cevabı 4, 1, 3, 2. Yani bolu. Anlamayan var mı? Tamam mıdır? Peki devam ediyorum. Yemek borusu. Yemek borusunu hatırlayalım. Yaklaşık 25 santim uzunluğundaydı. İlk bir bölü üçlük kısmı çizgili kastı, geri kalan kısmı düz kastı. O yüzden yutma istemli başlayıp istemsiz devam ediyordu. Ee, peristaltik hareketli kasların adı. Mekanik ya da kimyasal sindirim olmuyordu. Doğru mu? Şimdi diyor ki yaklaşık 25 santim uzunluğunda doğru. İlk bir bölü kısmı çizgili, geri kalan kısmı düz kas. Yapısındaki kasların peristaltik hareketi besinlerin mekanik sindirimini devam ettirir. Yanlış. Yemek borusunda ve yutakta. Mekanik sindirim yok, kimyasal sindirim yok. Peki sindirim enzimi salgılamaz, doğru. Hidroliz tepkimeleri olmaz, doğru. Mideyle birleştiği yer mide ağzı kardiyaydı. Burada kaslı bir kapak vardı, sifinkter. Bu kapak bozulunca hangi hastalık oluşuyordu? Asidik mide içeriği yemek borusuna geçip orayı tahriş ediyordu. Neydi o hastalığın adı? Reflü mü? Reflü. Aynen. Şimdi gelelim buna. Sekretin ve kolestokinin ait olanlar. Pankreası uyarma. Sekretin mi kolestokinin mi? Ege artık evet. sesin çıksın Ege. Evet sekretinin mi kolestokinin mi görevi? İkisinin de. Peki sekretin pankreası uyarınca pankreas ne gönderiyordu? Sekretin pankreası uyarınca pankreas ne gönderiyordu? HCO3 eksi. Tamam mıdır? O zaman pankreası uyarma sekretine de ait, kolesistokine de ait. Sekretin uyarınca pankreas HCO3 eksi gönderdi. Kolesistokinin uyarınca da enzimlerini gönderdi. Peki safra kesesini uyaran kim? Ben şöyle aklımda tutuyorum safra kesesi skana, koledok kanalına verecek ya. Koledok kanalı bak K, ka, kolesistokinin uyarsın o da K. Tamam mıdır? Safra kesesi koledok kanalına bağla. Oradan da kolesistokinini safra kesesine bağla. Tamam mı? Peki kan yoluyla taşınma. İkisi de hormon mu? Daima kana verilir. 12 parmak bağırsağında üretilme. İkisini de 12 parmak bağırsağı üretir. Pankreastan HCO3 eksi iyonlarını salgılatan kim? Sekretin. Secret. Sekretin. Peki pankreastan bir sun kanalına enzimleri gönderten kim? Kolesistokin. Kolesistokin. Karaciğeri, karaciğeri safra üretimi için uyaran kim? Sekretin. Sekretin. Safra kesesini uyaran kim? Salgılaması için? Koledok kanalına salgılayacaksa K ile başlasın o da kolesistokin. O zaman sekretine ait olanlar 1 3 4 5. 1 3 4 5. Kolesistokinine ait olanlar 1 2 3 4 6. Yani cevabın denizli. Anlamayan var mı? Evet tam aklınızda tutamıyor olabilirsiniz. Ama tutanlar lütfen konuşsun. Tamam mıdır? Ben biliyorum nasıl diye susmayın. Çünkü bazen şunu düşünüyorum. Acaba diyorum beni mi sevmiyorlar hiç konuşmuyorlar? Gıkınız çıkmıyor. Ben kendi kendime burada bir şeyler yapıyormuş gibi hissediyorum. O da bazen çok sinirimi bozuyor. Daha doğrusu sinirimi bozmuyor da moralimi bozuyor. O yüzden lütfen katılın. Tamam mı? Dersi birlikte yapalım. Geldim buna sindirim kanalına ait bölgelerden hangilerinde peristaltik hareket görülür? Şimdi peristaltik hareketten ok çıkarttım. Önce bir bilgi yazayım. Şu bilgim. Sindirim kanalındaki sindirim kanalındaki bütün kasların hareketinin adı peristaltik harekettir. Şimdi yutakta yok öyle bir hareket. Yutak sadece bağlandığı bölge besinleri gırtlak kapağıyla soluk borusunu kapatıp yemek borusuna geçiriyor. Yemek borusunda kas var mı? Var. Hareketin adı peristaltik hareket. Besinleri mideye gönderdi. Mide yapısında kas var mı? Var. Hatta o kaslar kasıldıkça midedeki besinler mekanik olarak sindirildi. Asidik bir bulamaç oluştu. Bulamacın adı neymiş? Timos. Timos. İnce bağırsakta kas var mı? Var. Peristaltik hareketle besinler hem sindiriliyor hem de kalın bağırsağa doğru ilerliyor. Kalın bağırsakta kas var mı? Var. Onlarda atıklar anüse doğru ilerliyor. O zaman cevabın denizli. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Peki ikinci soruya baktım. Mide öz suyunda mukus bulunur mu? Var tabii ki de. Evet. Hepsinin enzimi bulunur mu? Var hocam. Var. İyonlar var mıdır? Vardır. Hidroklorik asit var mı? Var. Gastrin hormonu var mı? Mide öz suyu, mide öz suyu kanallarla mide boşluğuna dökülen sıvı. Gastrin hormonu ise kanala değil kandan verilir. O yüzden mide öz suyunda gastrin hormonu bulunmaz. Cevabı 1, 2, 3, 4. Tamam. Diyor ki enzimler kimyasal tepkimelerde harcanmaz. Sadece kullanılır. Buna göre ağızda üretilen amilaz enzimi harcanmıyor bak. Doğru mudur? Hemen geri düzeltiyorum pardon. Amilaz enzimi ağızda oluştu. Nişasta ve glikojeni sindirdi. Ama harcanmadı, tüketilmedi. Nişasta ile glikojenle birlikte onu yuttum. Mideye gitti. Tamam. Midede etkinle devam edemiyor. Neden? Sıcaklığın uygun olmaması diyor. Yok. Yani ağız, vücut içi sıcaklığımız, vücut sıcaklığımız yaklaşık aynı. pH değerinin uygun olmaması olabilir mi? Tabii ki de. Ağızın pH'ı Bak ağzın pH'ı nötr. Midenin pH'ı nerede mide? Midenin pH'ı 2-3 arası asidik. Enzim için, amilaz enzim için uygun pH değil. O yüzden orada çalışmıyor. Ağız içinde tüm polisakkaritler, maltoz ve daha küçük polisakkaritler dönüşümünü tamamladı. Bu yüzden iş yapamıyor olabilir mi? Hayır. Çünkü ağızda bu tamamlama olmuyordu. Hatta kaçanları ince bağırsakta sindirmeye devam ediyorduk. O zaman cevabın ne oldu? Yalnız iki. Tamam. Peki devam ediyorum. Dördüncü soru. Bakın bir K var. Ne olduğu belli değil. Ağızda sindirilmemiş. Midede de sindirilmemiş. İnce bağırsakta sindirilmeye başlamış. Bu K sükroz olabilir mi? Olur hocam. Neden? Sükraz enzimi ince bağırsakta çünkü. Aferin. Sükraz enzimi bir tek ince bağırsakta var. Sükraz ince bağırsakta var çünkü. Bu olur. Peki maltoz olabilir mi? Evet. Maltoz enzimi de ince bağırsakta. Hatta üçüncü disakkaritimde neydi? Laktaz. O da ince bağırsakta. Tamam. Laktaz enzimi de ince bağırsakta var. Bu yüzden bu disakkaritlerin hepsi sadece ince bağırsakta sindiriliyor. Buraya direkt yağ diye atlamayın yani. Tamam? Bunlar sükroz, maltoz gibi maddeler de olabilir. Vitamin olabilir mi? Olamaz. Çünkü vitaminler sindirilemiyor monomer maddelerdi. Vitaminler monomer. Yani sindirilemez. Peki yağ olabilir mi? Tabii ki de yağların sindirimi de ince bağırsakta başlayıp orada bitiyordu. O zaman cevabın ne oldu? 1, 2 ve 4. Yani C. Hocam tamam vitaminin emilimi nerede? B vitamini en çok midede kuzucu. Diğer vitaminlerin çoğu ince bağırsakta emilir. Tamam mıdır? Peki. Tükrük içinde hangisi bulunmaz? Lizozim. Bakın lizozim Hani demiştim ya size mikrop öldürücü sıvılar var. Lizotin var. Göz yaşında var, tükrükte var. Bunu da e, dolaşım sisteminde bağışıklıkta işleyeceğiz tamam? Amilaz var. Enzim amilazın diğer adı neydi? Tükrükte bulunan amilaz enziminin diğer adı P ile başlıyor. Ptiyelin, ptiyelin. Aynen. Su var mı? E tabii ki de var. Tükrükte su olmaz mı? İyonlar da var. Bu iyonlar da ağız içinde pH dengeler. Sekretin kanda bulunuyor. Kana verilir. Bu bir hormon. Tamam. İnce bağırsak üretti, kana verdi. Peki kana verdi Nisa. Sekretin kana karıştı. İki tane hedefi var. Birincisi Nisa tekrar etmezsek öğrenemeyiz. Yanlış Karaciğer. da söyleyebilirsin. Rahat ol. Tamam. Sekretinin iki tane hedefi var. Biri Nisa. Karaciğer. Aynen. Karaciğeri ne için uyarıyor? Ne diyor karaciğere gidip? Üretmeye başlıyor. Safra sıvısını. Güzel. İkinci hedefi neresi sekretinin? Pankreas. Onu ne diye uyarıyor? Ne istiyor ondan? Aşçı uçeksi mi enzim mi? Bikarbonat istiyor. Bikarbonat istiyor. Teşekkür ederim. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Peki. Geldim altıncı soruya. Laktaz, maltaz, sukraz. Kim üretti bunları Ege? Bir üstteki soruda söyledim. Bu enzimleri kim üretti? Pankreas. Hayır, ince bağırsak üretti. O yüzden bu tepkimeler bir tek ince bağırsakta. Artık isim seçip soru çöz şey soracağım ona göre. Tamam, bunları ince bağırsak üretti. O zaman bu denklemlerin hepsi ince bağırsakta olur. Tamam? Buna göre ince bağırsak boşluğunda gerçekleşme ortak. Disakkaridaz enzimlerinin görev alması. Şimdi şunların adı iki monomerli yapılar. İsimleri disakkarit. Ve bunu sindiren enzimler var ya maltaz, laktaz, sükraz. Onların genel adı disakkaridas. Bak sonuna az eki getirince enzim oluyor. Tamam? Peki bazik pH'de gerçekleşme ortak. Çünkü ince bağırsak pH'ı bazikti. O zaman cevabın ne oldu? 1, 2 ve 3. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Devam ediyorum. Hocam dördüncü soruyla ilgili bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de. Dörde geri döndüm. Hani hangisi, hangileri olabilir diyor ya. Vitaminler <laughs> de ince bağırsakta emilmiyor mu? Yani evet hocam, de de ya. o, tarzının... Bir dakika bir dakika. Kitabı ben yazdım da o pisliği yapmış mıyım? Yapmışım. Yapmışım yani. Kusura bakmayın. Evet. E, yaptığım e, şeye kendim de düştüm. Şimdi arkadaşlar Nisa'nın dediği doğru. İlla sindirme olması gerekmiyor ki. Belki de hepsi geri emiliyor işte. Yani vitamin de olabilir. Tamam. Sindirilmez. Ama hemen notun yanına not yazıyorum. Geri emilmiştir. Teşekkür ederim Nisa. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Güzel. Devam ediyorum. Ay. Burada. Hangileri safra sıvısının etkinliği ile gerçekleşir? Yağların yağ damlacıklarına dönüşümü Evet. Çünkü yağları safra sıvısı mekanik sindiriyordu. Değil mi? Peki nerede oldu bu? Olduğu bölge? İnce bağırsak. İnce bağırsak. Peki adek vitaminlerinin geri eminimini hızlandırır mı? Safra. Evet, bunun nedeni ne peki? Bunun hikaye cümlesi, betül. Tamamlayabilir misin ki? Hatırlamıyorum. Betül saçmalayabilirsin istediğin kadar. Yok, aslında biliyorsun. Şimdi yağları safra'nın yağ damlacıklarına dönüştürdüğünü bildin, doğru mu? Şimdi yağlar mekanik sindirilince kimyasal sindirim mi hızlanıyor? Evet. E, adek vitaminleri de yağın içinde bulunan vitaminler değil mi? Evet. E, o zaman yağların mekanik sindirimi olduğunda kimyasal sindirim hızlanıyorsa, kimyasal sindirim sonucu daha hızlı adet çıkacak. Dolayısıyla eminimleri hızlanacak. Anlaştık mı? Hı hı. Peki bağırsak içindeki zararlı mikroorganizmaların üremesini de engeller. Çünkü pH'i dengeliyor. Lipaz enzimini aktifleştirir mi? Hayır. Lipaz enzimini aktifleştirmez. Bakın başka bir cümle var. Aktifleştirme değil onun yaptığı. Lipazın etkinliğini artırdı. Lipazın etkinliğini artırır. Aktifleştirme demek inaktif bir enzimi çalışır hale getirmek demek. Lipaz zaten aktif. Aktifleştirmedi, etkinliğini artırdı. Lipaz daha hızlı çalışabildi. Çünkü yağların mekanik sindirimi oldu, substrat yüzeyi arttı. O yüzden cevabın 1 2 ve 3. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Peki. Hangileri pankreas tarafından üretilir? Pankreas da kimo, trip, lang dedik hep. Kimo tripsinojen, tripsinojen, lipaz, amilaz, nükleaz, karboksipeptidaz. Lipaz var. Tripsinojen var. Dipeptidaz yok. Bak D ile başlayan bir şey yok. Disakkaridazlarda o maltaz laktaz onlar da yok. İnce bağırsak üretti onları. O zaman cevabın 1 ve 2. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Ha şunları da yazalım. Şu ikisini de ince bağırsak üretir. Anlaştık? Peki Üçüncü soru. Sindirim kanalındaki kullanım sırası. Pepsin nerede kullanılıyor? Önce onu bana söyle. Pepsin nerede görevli? Mide. Mide. Tripsin nerede görevli? Bak kim üretiyor değil. Nerede görevli? İnce bağırsak. İnce bağırsak. Dipeptidas nerede görevli? ince bağırsak hatta üstteki soruda dipeptidaz ve disakkaridazları ince bağırsak mı üretti dedim. O zaman bunlar ince bağırsakta görevli. Karboksipeptidaz ince bağırsakta görevli. Yalnız bana kullanım sırası diyor. Önce mideyle başlıyorum bir kere. Tamam. Gitti. Şimdi şunları nasıl sıralayacağım? Denklemlerden sıralayacağım. Önce tripsin ve kimotripsinle mideden gelen polipeptitler hatta şuraya özet olarak geçeyim. Önce bakın bu önemli bir soru. Bunu sorarlar AYT'de. Bunu çok sorar sırasını. Şimdi önce midede sadece kısaca yazıyorum. Protein pepsin ile polipeptit oldu. Polipeptide kimotripsinojen ve tripsinojen etki etti küçük polipeptitler oldu. Küçük polipeptitlere aminopeptidaz ince bağırsak üretmişti ve karboksipeptidaz etki etti. Dip peptitler, tripeptit gibi peptitler oluştu. Yani poli değil artık. Peptitler oluştu. En son bu peptitlere de peptidazlar etki etti, aminoasit oldu. O zaman bakın, önce tripsin, sonra karboksipeptidaz, sonra dipeptidaz. O zaman önce midede, sonra tripsin görev aldı, sonra daha küçük polipeptitlere karboksipeptidaz, aminopeptidaz elde etki etti, peptitler oluştu, peptitlere de peptidazlar elde etki etti. O zaman cevabım 1, 2, 4, 3. Yani bolu. Anladınız mı? Bu soruyu sormayı çok sever. Bu sorunun da bakın tüm özeti burada aslında. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Peki devam ediyorum. Diyor ki ince bağırsak boşluğunda sindirim sonucu oluşan glikoz molekülü hangilerinden geçerek kalbin sağ kulakçına ulaşır? Önce ince bağırsak boşluğundan epitel hücrelerine geçti. Villus epiteline geçti. O villusların epitelinden Vilnius'un içindeki kan kılcalına geçti. Yağlar lenfe katılıyordu. Bunlar kana katılacak. Kan kılcalları toplandı. Kapı toplar damar oldu. Kara, ince bağırsaktan çıktı, karaciğere girdi. Karaciğerden karaciğer toplar damarıyla çıktı. Ve altına toplarla sağ kulakçığa geldi. Bak üstüne toplara gelmedi bile. Bitti sağ kulakçığa getirdim. O zaman cevabı 4 1, 3, 2. Yani denizli. Anladınız mı? Tamam. O zaman o sırayı bir yazalım mı? Vilnus'taki kan kılcalı. Kan kılcallarına geldikten sonra artık ince bağırsaktan çıkan damarı oluşturacak bu kan kılcalları. Adı kapı toplar. Kapı toplar damarı karaciğere girer. Ve karaciğerden karaciğer toplarla çıkar. Karaciğer toplarla çıktıktan sonra karaciğer kalbin altında bir organ ve kirli kan taşıyor karaciğer toplar. Kalbin altından alt ana toplar damara bağlanır ve kalbin sağ kulakçığına gelir. Bunu asıl nerede öğreneceksiniz? Burada canınızı sıkmayın aklınızda tutamıyorsanız. Hiç sorun değil. Bunu dolaşımda köküne kadar öğreneceksiniz. Hatta bu damarların içindeki madde miktarları, yoğunlukları hepsine bakacaksınız. Tamam mıdır? Öğrenmiş olacaksınız. O yüzden burada hani sistemi idare edin ama bunu tutamıyorsanız aklınızda hiç canınızı sıkmayın. Tamam mı? Başka diğer bir sistemde tüm ayrıntılarıyla var zaten. Peki, geri emilim sonucu alınan yağların kana karıştığı ilk damar. Bunu ezberle. Sağ, sol köprücük altı toplar damarı. Bu ezber. Tamam mıdır? Bunu da yine nerede göreceğiz? Bir sonrakinde göreceğiz. Tamam. Yağların kana karıştığı ilk damar neresiymiş? Sol köprücük altı toplar damarı. Sağ değil bakın sol. Tamam. Geldim son olarak şuna. Ondan sonra bir ara verelim. Şimdi şu karaciğer. Yeşil olan şu şeyin adı ne? Evet safra kesesi. Peki safra kesesinden bak ince bağırsağa gelen bir nolu kanalın adı. Neymiş? Koledok. Koledok. Peki şu pankreas, pankreastan çıkan damarda neydi? Virsunk. Bunlar ince bağırsağa açıldı değil mi? İnce bağırsağın ilk o kısmı 12 parmak bağırsağı. Hatta açıldığı yerin adı da vater kabarcığı. O zaman bir koledok kanalı, iki virsung kanalı, üç de vater kabarcığı. Cevabın Ceyhan. Anladınız mı? Var mı anlamadığınız yer? Tamam. Evet. Burada bir 10 dakika mola verin. Biraz yordum sizi kusura bakmayın ama başka türlü bunları aklınızda tutamazsınız, öğrenemezsiniz tamam mı? 10 dakika sonra görüşelim. Buradayız hocam. Evet hocam. Tamam. Şimdi bu soruda da diyor ki kimyasal denklemlerde görevli enzimleri soruyor. Şimdi nişastayı küçük polisakkaritler ve maltoz yapan enzim. Amilaz. Amilaz. Peki amilaz, amilaz iki yerde üretiliyor. Biri nerede, biri nerede? Ağızda. Üretildiği yer. Hayır. Biri ağızda, bir de. Çağlar. Öbürü de ince bağırsak. Bak ince bağırsakta görev aldı. Üretildiği yer ince bağırsağa gelen o amilazı kim üretti? Pankreas üretti. Tamam mıdır? Sorularda buna çok ayrımını yaptıracak. Üretildiği yerle kullanıldığı yer farklı. Amilazın kullanıldığı iki yer var. Ağız ve ince bağırsak. Üretildiği iki yer var. Ağız ve pankreas. Anlaştık mı? O zaman bu amilaz. Tamam. Peki maltozu, glikozlara parçalayan enzim kimdi? Maltaz. Direkt sonuna az ekliyoruz. Ve maltaz, laktaz, sükraz. Üçü de sadece ince bağırsaklar tarafından üretiliyordu. Peki yağı, yağsı ve gliseralı parçalayan lipaz. L. Kimo, trip, L. O zaman bunu kim üretti? Pankreas üretti. Enzimin adı lipaz yağları parçalar. Proteinleri küçük polipeptit ama proteini parçalıyor bak. O zaman proteinin sindirimi midede başlamıştı. Hangi enzim o zaman o? Pepsin enzimi. Yani cevabın A. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Peki sindirim sonucu oluşan işaretli bir glikoz molekülü. Adam glikozun bir tanesini işaretlemiş. Kalbin sağ karıncığına ulaşana kadar verilenlerden hangisinden geçer? Glikoz bir kere yağ değil. Biraz önce villustaki kan kılcalına geçmişti glikoz. Kan kılcalları toplanıp hangi damarı oluşturmuştu? Kapı toplar. Kapı toplar nereye girmişti? Karaciğere. Karaciğerden neyle çıktı? Karaciğer toplarla çıktı. Nereye bağlandı? Alt ana toplar. Oradan nereye geldi? Sağ kulakçık Oradan nereye geldi? Sağ karıncık. Bak ulaştı. Yolun bu. Buraya gelene kadar diyor. Alt ana toplardan geçti. Sağ kulakçıktan geçip sağ karıncığa geldi. Doğru mu? Peki üst ana toplara uğramadı bile. Lenf göğüs kanalı zaten listemde yok. O zaman cevabım 1-2. Bakın yağ dışındakileri toparladık hemen hemen bak geri eminimde yağ dışındaki maddelerin geri eminimdeki yollar bak burası. Bunu birkaç kere daha tekrar edeceğiz sorularda iyice oturmuş olacak. Tamam o zaman Billus'taki kan kılcalına geçti çünkü bu yağ değil. Kan kılcalı toplandı kapı toplar karaciğere girdi. Karaciğer toplarla oradan çıktı. Altına toplara bağlandı. Sağ kulakçık, sağ karıncık. Gerisi Oradan nerelere gidecek? Orası dolaşımda. Size bu ünitede orayı sormayacak. Tamam. Ama gerisini soracak dolaşımda. Gerisi için ben tabii bu kısmı da baştan sona bir daha tekrar edeceğim. Tamam. Peki. Hangisi sindirim sisteminin organlarından olan midenin görevlerinden değildir. Besinleri bir süre depo ederek tokluk hissi yaratıyordu. Hatta bu sayede bütün proteinler polipeptide dönüşüyordu. Proteinlerin kimyasal sindirimini tamamlamak diyor yanlış. Çünkü bunların sindiriminin tamamlanması ince bağırsakta olur. Tamam Burada bu arada proteinlerin sindirimi, proteinlerin hepsi polipeptit oldu, proteinlerin sindirimi tamamlandı demeyin sakın. Protein sindiriminin tamamlanması demek proteinden amino asit oluşması demek. Anlaştık mı? Peki B vitamini emilimini en çok mide yapıyordu. Vücuda giren mikroorganizmaları düşük pH değeri sayesinde öldürür. Bunu dolaşımda bağışıklık sisteminde göreceğiz. Peristaltik hareket ve güçlü asidik sıvısı ile besinlerin mekanik sindirimini yapıyordu. Midede mekanik sindirim sonucu oluşan bulamacın adı neydi? Kimus. Kimus yapar. Kimus haline getirir. Tamam mıdır? Peki devam ediyorum. Evet, dişin yapısını hatırlıyor muyuz? Dişin yapısı. Hemen o görselini buraya yükleyip bir daha şey yapmak istiyorum. Evet, şimdi. Biraz da küçülteyim. Şurada dursun. Bu boyuna kesi boyuna kısımlarını ve eline kısımlarını bir daha tekrar edelim. Evet, şimdi bakın. Büyüttüm biraz. Bakın. Şu beyaz rengini veren mine tabakasıydı. İç kısımda kemiksi yapının adı dentindi. En içte de sinirlerin olduğu kök. Tamam. Bu enine. Boyuna isimlendirmesi şöyleydi. Dışta gördüğümüz bu kısma taç diyorduk. Kemiğe, diş etine gömülü kısmı, bakın diş etini gösterdim sadece. Boyun. Şu kemiğe gömülü kısmı da kök. Şimdi yapısında bulunan katmanlar numaralandırılmış. İki tane kök yazdım farkındayım. Düzelteceğim onu bekleyin. Düzeltmeyeceğim aslında aynı anlama geliyor da ikisini de kullanır. Dıştan içe katmanları. En dışta mine tabakası. Ortada dentin. Burası dişin kökü. Yapı olarak pulpa diyebilir daha çok. Tamam. Pulpa katmanları verdiğinde verilen isim. Kök ise boyuna kesit verdiğinde verilen isim aslında aynı şey. Tamam? O zaman cevabın 3 2 1. Bunu sorabilir. Çünkü bu müfredatınızda bu dişle ilgili sadece bu dişleri şeklini göstermiş. Ama kaç diş var, kaçı azı bunlardan mesul değilsiniz. Tamam mıdır? Ama yerleri bileceksiniz. Peki, yukarıda numaralandırılmış olarak verilen besinlerden hangilerinin sindiriminin tamamlanması için Tek çeşit enzim kullanılır. Bak, sükrozu parçalayan hangi enzimdi? Sükraz. Parçalayınca sükraz sükrozu ne çıkıyordu? Glikoz artı fruktoz. Evet, bunlar monomer. Bak tamamlandı. Sadece de sükraz kullandım. Glikojeni parçalayan o önce amilaz vardı. Sonra daha küçükler. Ondan sonra maltoz, ondan sonra maltaz, bilmem ne çok var. Nişasta da aynı şekilde ağızda başlamıştı. Aynısı. Protein tripsinojen var, kimotripsinojen var, karboksipeptidaz, amilaz, dipeptidaz bir sürü. Ama yağı parçalayan tek enzim var. O da neydi? Lipaz. Yağ lipazla birlikte, bakın safrayı hesaba katmayın o mekanik sindirim. Yağ lipazla birlikte yağ asidi artı gliserol oluyordu. O zaman cevabın 1 ve 5. Tamam mıdır? Peki, geldim buna. İnsanın ince bağırsak hücrelerinin içeriğindeki bazı maddeler kana enjekte edildiğinde pankreas hücrelerinde enzim üretiminin başladığı görülmüş. Bak, ince bağırsak hücrelerinde bazı maddeler varmış. Bu maddeleri biz kana verdiğimizde insan kişinin kanında pankreas hücrelerinde enzim üretimi başlıyormuş. Peki pankreasın hücrelerinin üret ince bağırsak hücrelerinin ürettiği hangi madde pankreası enzim salgılaması için uyarıyordu? Enzim salgılaması için uyaran madde. Kolesistokinin Güzel. Kolesistokinin. Kolesistokinin hormondu doğru mu? ve nereye veriliyordu? Kana. İşte biz bu hücrelerin içinden bu hormon alıp kana verince kişinin pankreas hücrelerinde enzim üretimi başlamış. Buna göre diyor hangileri doğru? İnce bağırsak pankreasın sindirme enzimi üretimini kimyasal maddelerle tetikler. Evet hangi kimyasal madde o? Kolesistokinin hormonu. Pankreası uyaran hormon ince bağırsak hücreleri tarafından üretilmiş. Onu da anlarım çünkü hücrenin içinden almışım zaten bu maddeyi. Pankreası uyaran madde ince bağırsak hücrelerinden kana geçerek kan yoluyla hedef organa taşınır. Doğru. Çünkü bak pankreas hücrelerinden uyarması için bu maddeyi alıp nereye vermişim? Kana enjekte etmişim. O zaman cevabın Edirne. Tamam mıdır? Geldim buna. İnce bağırsakta görülen hangileri kalın bağırsakta da görülür? Goblet hücrelerinden mukus salgılama. Goblet arkadaşlar tüm sindirim kanalında her yerde var. Goblet hücresi hemen hatırlatma yapıyorum. Goblet hücresi tek hücreli bir bez. Ve bu bezin salgısının özel adı mukus. Salgısının özel adı mukus. Peki nerede varmış bu goblet hücresi? Tüm sindirim kanalında. Tüm sindirim kanalında var. Peki sindirim kanalı deyince aklımıza neresi gelecekti? Neresi gelecekti? Sindirim kanalı deyince? Ağızdan oniceye kadar her yer. Aferin. O zaman bu her yerde varsa ince bağırsakta da kalın bağırsakta da ortak. Hidroliz ile besinlerin yıkımı. Yani kimyasal sindirim. Kimyasal sindirim ince bağırsakta var. Ama kalın bağırsakta kimyasal sindirim yok. O zaman bu gitti. Organik besin emilimi ortak mı ikisinde de? Organik besin emilimi. Bence ortak. Hadi bulun. Kalın bağırsaktan geri emilen ve organik olan bir madde bulun. Hatta kalın bağırsağın baş harflerinden ipucu alabilirsiniz. Kalın bağırsak K, B, A, B ve K vitaminleri. Kalın bağırsakta üretiliyordu bunlar. Bazı bakteriler tarafından atıklardan üretiliyordu ve onlar kalın bağırsakta geri emildi. E, ince bağırsakta da var organik madde emili mi? Tamam mıdır? Peki inorganik madde emili mi? Su mu? Su ince bağırsaktan da emilir kalın bağırsaktan da emilir. Hatta kalın bağırsakta eminimi tamamlanır. O zaman cevabın 1, 3 ve 4. Bu soruyu anlamayan var mı? Bu soruda çeldirici şıkınız bu. Bu önemli. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Hocam, Söyle ben bakayım. iki tane şey sorabilir miyim? Tabii ki de. Birincisi bu, hani biz videosu falan konuşurken gövret hücrelerinden bahsetmiş miydik hiç? Yemek borusunda falan bahsettik. Ama kısa bahsettik. Çünkü asıl solunum sisteminde de bahsedeceğiz. Tamam. Bir de bir, tamam. şey, bir, de bir şey daha soracağım. Tabii o, ki de. Maddelerle, inorganik maddeler arasındaki bir farkı söyleyebilir misiniz? Tamam. Onun hemen hatırlatmasını yapıyorum. Bakın. Biz şunu öğrendik. Dokuzuncu sınıftan hatırlatma. O yüzden bunu not olarak bir yerlere yazın. Tamam mı? Eğer bir besinin yapısında C ve H atomları birlikte bulunuyorsa biz bu bileşiğe organik diyoruz. Tamam. Eğer bunlar birlikte değilse inorganik. Mesela C6, H12O6. Bakın bu glikoz. Baktım C ve H birlikte. O zaman bu organik. Organik o kadar çok madde var ki. Siz şunu bilin. Karbonhidrat, proteinler, yağlar, vitaminler, hormonlar bunlar organik. Peki inorganik senin hayatında neler var? Onları bilirsen aslında bu kısım tamamıyla çözülmüş oluyor. Bakın bir karbondioksit var. Bak H yok yanında. Su var. Bak karbona eksik. Mineraller bak kalsiyum, magnezyum, demir bunların hepsinde zaten C ve H birlikte değil. Mineraller. Bunlar senin hayatındaki inorganik maddeler, biyolojideki. Tamam. Sen bunlar dışındakilere organik diyebilirsin. Hep bunlarla karşılaşacaksın inorganik olarak. Tamam mı? Anlaştık mı? Hocam peki mesela örnek olarak bir tane vitaminin açılımını yazabilir misin? Ha o bir vitaminin açılımını şöyle söyleyebilirim kuzum. O formülü tam hatırlayamam ama sana bilmen gereken şunu hatırlatabilirim. Şuraya yapayım onu. Bakın bir yağ grubu vardı. Steroidler hatırladınız mı? Steroidler diğer yağlar gibi yağ asiti ve gliserolden oluşmuyordu. Onlar monomer yapılıydı. Tamam. Ve şöyle halkasal bir yapıya sahipti. Böyle bir formülü vardı. Buralarda grupları var. Tamam mıdır? Her köşede karbon ve hidrojen var demek. Bu steroidler adek vitaminleridir. Adek vitaminlerini oluşturur. O zaman bu yağlar, steroidler organikse adeklerde organik hatta adekler yağ yapılı. O yüzden yağda çözünen vitamin zaten. Tamam? Anlaştık mı? Ve steroidlerde de karbon, hidrojen, oksijen, azot gibi elementler bulunuyor. O zaman Adek vitaminlerinde de bak bu elementler var. C ve H birlikte mi? O zaman organik. Tamam. Ama steroidler monomer yapılıyor. Ya. Bak ester bağı falan yok. Yağ, gliserol yok. O yüzden bu vitaminler de monomer yapılıdır. Bir de suda çözünen B ve C vardı. B ve C suda çözünen vitaminler. Bunlar yağ yapılı değil. Ama bunlar da yine organik. Tamam. Anlaştık mı? Şimdi ha mesela internetten B vitamininin kimyasal formülü dersen çıkar. Ama o formülü sakın ezberleyin falan deme. Sadece merak ettiğinde bak C ve H birlikte mi? Tamam mıdır? Anlaştık mı? O yüzden vitaminler organikse kalın bağırsakta da B ve K vitaminleri emiliyorsa demek ki kalın bağırsakta organik madde eminimi var mı? Var. Tamam mıdır? Sakın yok demeyin. Anlaştık mı? Çünkü birçok insan B ve K vitaminini gözden kaçırır kalın bağırsakta. O yüzden o şıktaki çeldirici bakın o sorudaki çeldirici 3 numaralı öncüldür. Tamam. Güzel. Devam ediyorum o zaman. Geldim buraya. ikinci soru. Diyor ki yağların hidrolizi ve geri aşamasında bazı olaylar verilmiş gerçekleşme sırası. Önce yağların hidrolizini bir hatırlayalım. Önce yağ molekülü tabi bu steroid yağ değildir. Bak çünkü demin öğrendin o monomer yapılıymış zaten. Bu yağ molekülü bu nötral yağ falandır. Tamam bu önce safra ile yağ damlacıkları oluyordu. Sonra bunu tek bir enzim, lipaz enzimi yağ asidi ve gliserol yapıyordu. Tabi yağ ve gliserol yapmak için bu moleküller arasındaki ester bağlarını koparıyor. Sonra bunlar geri emilecek. Tamam. O zaman önce bakıyorum. Önce ester bağları koptu. Yağ asidi ve gliserol oldu. Şimdi bunları villustaki epitel hücreleri alıyordu. Tekrar yağa dönüştürüyordu. Etrafını da kolesterol ve özel proteinlerle kaplıyordu. Ve bu böylelikle beyaz sütsü, suda çözünebilen, damarın içine yapışmayan, kanla kolay taşınabilen şilomikrona dönüşüyordu. Tamam. Buradan sonra geri eminim yolunu başka bir soruda yapacağız zaten. Burada şimdi burayı öğrendik. Önce yağı sindirdim. Sonra o yağ stikliserol oluştu. Onları, bakın şu villus, villus bağırsak epitel hücrelerinden oluşmuş parmaksı çıkıntılar. Tamam. Bu, bu boşluktan gliserol veya asini epiteli aldım. Bu virüsün ortasından bir kılcal geçiyordu. Ama o... Ay çok kalın oldu. Durun hemen düzeltiyorum. O böyle sarımsı bir damar. Lenf kılcalıydı. Tamam mıdır? Bu tekrar bu epitelin içinde bu hücrenin içinde bu yağ astigliserol gliserol tekrar birleşiyordu. Etrafını kolesterol ve özel bir protein. Hatta vermiştim adını. Kanda bir daha öğreneceğiz. Albümin proteini kaplıyordu ve suda çözünebilen şilomikrona dönüştürüyordu. Sonra şilomikron buraya geçecek. Buradan taşınacak. O taşınma yolunu sonra öğreneceğiz. Tamam mıdır? Tekrar edeceğim sonra. Öğrendik de tekrarını sonra yapalım. Hatta bu lenf kılcalı. Tamam. Şurayla karışmasın. Sanki lenf kılcağından aldım gibi oldu. Dışarıdan yağ asidi ve gliserol aldı. Tamam. Anlaştık mı? O ilk kilomikron oluşma aşamasını öğrendiniz. Sonra lenfe verildi ya. Oradan kalbin sağ kulakçığına gelme yolunu başka bir soruda yaparız. Tamam mı? Hepsini bir anda böyle şey yapmayalım. Tamam. Peki o zaman sıra ne oldu? 1, 4, 3, 2. Denizli. Peki. Geldim buna. Diyor ki yukarıda verilen olayların gerçekleşme sırası. Önce şöyle yapın. Tripsinojen enzime aktifleşiyormuş. İnce bağırsak da aktifleşir. Kolestokinin hormonu pankreası uyarıyormuş. Enzim gelmiş bak. Enzim gelmeden önce kolesistokinin pankreası uyarınca tripsinojen gelecek. Mide içeriğinin, aa önce bu, bak mide. Önce mide içeriği 12 parmak bağırsağına geçti. Buradaki hücreleri uyardı. Buradaki hücreler kolesistokinin salgıladı. O hormonda gitti pankreası uyardı. Pankreas da virsum kanalı ile ter kabarcığına ıı, ne yaptı? Pankreas öz suyunu döktü. O öz suyun içinde tripsinojen vardı. Onun da aktifleştiren ince bağırsağın ürettiği enterokinaz enzimiydi. O zaman cevabın ne oldu? 3, 2, 4, 1. Yani 3, 2, 4, 1. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Var mı sorun? O zaman devam ediyorum. Safra sıvısı. Safra sıvısının görevleri vardı. Bağırsan pH değerini HCO3 eksi iyonlarıyla birlikte dengeler. Doğru. Hatta safra sıvısının içinde de iyonlar vardı. HCO3 iyonlarına yardım ediyordu. pH'in ötürülemedi. Yağların fiziksel sindirimini yaparak yağ damlacıklarını oluşturdu. Böylelikle lipaz için substrat düzeyini artırdı. Lipazın çalışma hızı arttı. Antiseptik yani mikrop öldürücü, evet bağırsak içinde bakteri üremesini önleyerek ee, ne yaptı? Bağırsak mikroflorasını korudu. Cevap Edirne. Peki devam edelim. Sindirim sisteminin sağlığı için lifli besinler tüket. Lifli besin dediği selloz lif. Biz sindiremiyoruz ama yemeliyiz. Bu bir tyt sorusu. Selloz lifi sindiremiyoruz ama niye yemeliyiz? Çünkü bağırsak duvarlarının o içinden geçerken böyle lifler şeklinde ya bağırsağın içini böyle sürtünerek süpürge gibi süpürüyor. Artı buradaki hücreleri uyararak mukus salgılanmasını artırıyor. Bağırsak içi kaygan hale geliyor. Böylelikle atıkları anüse getirmemiz kolaylaşıyor. Eğer hiç lifli besini almazsa kabız oluruz. Tamam mıdır? Bol su içme önemli. Yeterli ve dengeli beslenme. Yani az az ve sık sık yeme sindirim sistemimizi yormaz. Sabahtan akşama kadar bekleyip akşam oturup dünyaları yersen bırak sindirim sisteminin sağlığını 40 yaşından sonra şeker hastası olursun. O zaman cevabı Edirne. Tamam mıdır? Şeker hastalığının oluşum nedeni en büyük oluşum nedeni budur. Düzensiz beslenme. Çok şeker yiyince şeker hastası olmuyoruz arkadaşlar. Şişmanlıyoruz. Tamam mıdır? Şimdi, üç farklı enzimin çalışma pH değeri. Birinci enzime bakar mısın? İkide başlamış çalışmaya. Şu arada en hızlı. O zaman burası oldukça asidik ortamda çalışıyor. Mide, pepsin. Zaten bir tane var. Peki, iki nolu enzim daha çok nötr. Neresi nötürdü? Ağız. Ağızda ne vardı? Amilaz. Öbür üçüncüsü bazik ortam. Neresi bazik? Bağırsak. Bağırsakta maltaz var. Selülaz enzimi yok arkadaşlar. Biz de selülozu sindiremiyoruz. Cevap Adana. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Selülozu bazı bakteriler sindiriyor. Onlar da ineklerin bağırsağında falan yaşıyor. Tamam. Evet. Gelelim bunlara. Tripsinojeni tripsin yapan. Biraz önce söyledim enterokinaz enzimiydi. Enterokinaz enzimi ince bağırsak hücrelerinde üretilir. O zaman enterokinaz. Peki kimotripsinojeni kimotripsin yapan da tripsin çok yardım severdi. Ben aktif oldum. Dur arkadaşım seni de aktif edeyim diyor. Tamam mıdır? Peki pepsinojeni pepsin yapan da HCL miydi? Cevabın denizli. Anlaştık mı? Geldim dişin yapısına. Gördüğümüz kısmın adı neydi? Bakın bölgesel at boyuna kesitte. Taç mıydı? Tabaka mine, gördüğüm beyaz kısmın adı taç. Diş etinin içinde olan kısım. boyun, kemiğe gömülü kısım kök. O zaman baktım. Taç, boyun ve kökü arıyorum. Taç, boyun, kök. Cevabın Ceyhan. Tamam. Dişle ilgili buraya. Peki bütün besinlerin, bağırsaktan emilen bütün besinlerin karşılaştığı ilk yer sağ kulakçık. Yağların kana karıştığı ilk yer neresiydi? Yağların kana karıştığı ilk yer. Evet Nisa'nın dudaklarını okudum. Sol köprücük dedi. Ta artık sayenizde tutak okumayı öğrendim. Ses vermediğiniz için oradan söylüyorsunuz. Birçoğunuzu görüyorum. Dudak okuyorum artık. O zaman baktığımda tüm besinlerin karşılaştığı ilk yer sağ kulakçık, yağların kana karıştığı ilk yer sol köprücük altı toplar damarı. Tamam. AYT'de bir bunu sorar, bir sene de öbürünü sorar. Bir sene öbürünü sorar, bir sene öbürünü sorar. Bakın net bir tane soru size. Sindirimde yağların kana karıştığı ilk yer sol köprücük altı toplar damarı, bütün besin monomerlerinin yağ ve glikoz hepsinin karşılaştığı ilk yerde sağ kulakçık. Unutmuyorsunuz. Tamam. Bu ezber çok işinize yarayacak. Peki. Kalın bağırsağa ait kasları ile peristaltik hareketi gerçekleştirir mi? Tabii ki de. Peristaltik hareketle besinleri nereye gönderir? Kalın bağırsak anüse doğru. Yapısında mikrovillus bulunmaz. Doğru. Ama geri var mı? var. Mikrovillus'a gerek yok ama geremlim için. Mikrovillus yoğun sindirimin tamamlandığı, birçok molekülün geri emilmek zorunda olduğu ince bağırsakta var. Kalın bağırsakta mikrovillus yok ama geri emilim var. Kimlerin geri emilimi var? Kimlerin geri emilimi var? Bana bağırsak kalın bağırsaktan geri emilen şeyleri söyle. Vitaminlerin miydi? Hangi vitaminler? Ama iki ve tane ve, sadece. B ve kim? D ve K vitamini. Kız ne kadar kibar K diyor. Ben de burada K diyorum. Medya seninki doğru. B ve K vitamini, vitaminleri. Bir de bir şey daha medya. Sadece vitaminler mi? Bahşey. bir şeylerin de emilimi tamamlanıyordu orada. Su ve mineral. Su ve mineral. Aferin. Tamam. O zaman su ve minerallerin emilimi tamamlanır. Doğru. İnce bağırsakta su ve mineral emilir mi? Betül emilir mi ince bağırsakta su ve mineral? Emilir. Peki tamamlanır mı? Hayır. Hayır. İşte bu kelime bakın çok önemli burada. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Bakın bu sistemde sağlandı mı, üretildi mi? görev aldığı yer mi, üretildiği yer mi, kana mı veriliyor, kanala mı veriliyor, tamamlanma var mı, yok mu? İşte bu sistemde bu kelimeler çok önemli. Tamam mıdır? Peki, diyor ki aşağıda verilenlerden hangisi karaciğer için yanlıştır? Yağda eriyen adek vitaminlerini depolar doğru. O yüzden kafamıza göre benim bence D vitamini eksik gideyim içeyim diyemezsiniz. Karaciğerde depolandığı için fazlası zehir etkisi yapar. Glikozun fazlasını glikojen halinde depoluyordu karaciğer. Amonya daha zehirli olan üreye dönüştürecek boşaltımda göreceğiz. Albumin, globulin, fibrinogen gibi kan proteinlerini üretecek dolaşımda göreceğiz. Yağların sindirimde görevli enzimi üretip safra kesesinde depolar. Şimdi bu doğru mu? Bu cümlenin yanlışları nerede? Safra sıvısı enzim değildi ki. Bir. ikincisi bir de yağları mekanik sindirir. Yağların sindirimi dediğinde böyle bir cümle kurduğunda lütfen kimyasal sindirimi anla. Tamam. Öbür mekanik sindirim için sana özel mekanik sindirim diyecek. Tek başına sindirim görüyorsan kelime olarak bu kimyasal sindirimdir. Mekanik sindirim için mekanik sindirim demek zorunda. Cevabın Edirne safra kesesi, safra sıvısı enzim değil. Safra sıvısı enzim değil. Tamam mıdır? Peki. Ekranım dondu bir düzel. Evet şimdi bu soru önemli bir soru. Hazır mısınız? Önce sorunun başına okuyorum. Ona göre şıklara daha geçme. Önce değerler yazacağız damarlara sonra şıklara geçeceğiz. Şimdi bir kere burada bol karbonhidratlı besinlerle beslenmiş bir insan diyor. Yemek yemiş, tok insan. Tok insan da ince bağırsakta besin çok. Onlar kapı toplar damarıyla mı karaciğere geliyordu? O zaman tok ya insan atıyorum kafadan bin glikoz. Karaciğere geldi. Karaciğerden karaciğer toplarla çıkacak ama karaciğer diyecek ki kanda şeker açığı 300 glikoz. 300 glikozu kana ver. Geri kalan 700'ünü depo et. Tamam. Bu 300 glikoz sağ kulakçığa geldi. Oradan akciğere gitti. Akciğer biraz glikoz verdik. Tekrardan aort atar damarıyla çıktı. Akciğerlere biraz glikoz verdik ya. Atıyorum kafadan 200 glikoz. Sonra bu aort atar damarı bütün organlara kollara ayrılacak. Burada 200 glikoz varsa, karaciğer atar aortun koluysa 10 glikoz. Daha da azaldı. Bütün glikoz tekrar karaciğere gelmeyecek. Beynin ihtiyacı var, midenin ihtiyacı var. O zaman şimdi bu değerleri yaptığıma göre şıklara geçebilirim. Diyor ki karaciğer üstü toplar damarı glikoz miktarı. Karaciğer üstü toplar damarı büyük karaciğer atar büyük, kapı toplar. Yanlış. Niye? Çünkü kapı toplarda en çok gitti. Kapı toplar büyük, karaciğer toplar büyük, karaciğer atar. Cevap bolu. Tamam. Anlaştık mı? Hocam kapı topların ne olduğunu tekrar söyler misin? Kapı toplar şu kuzucuğum. Şimdi sen ince bağırsakta sindirim yaptın. Bin glikoz çıktı ya. O bin glikozların hepsi villustaki kan kılcallarına doluyordu o kılcallar toplanıp ince bağırsaktan karaciğere çıkıyor kapı toplar damarı ile. Tamam mıdır? Tamam. Peki. Hocam. Efendim kuzum. Bir de şey diyecektim de. Bu ıı, birimlere sadece glikozun senimi sıralamamızı isterler yoksa proteinle. Evet evet sadece yolu, glikoz. Soralım. Karaciğer en çok glikojen depoluyor ya. Sadece glikoz ama ama. Dolaşım sisteminde O2 ve CO2 oranını öğreneceğiz. Hatta boşaltımda da üreyi öğreneceğiz. Ama sonra onlar. Ama bu sistem sorularında sana hep glikozu taşıttırır. Tamam mıdır? Şimdi hangileri karaciğer hücreleri tarafından üretilen safra sıvısının yapısında bulunur. Bir karbonat iyonları var mı? Safra sıvısında. O kadar yapmış olamam. Bir saniye. Hemen geliyorum. Evet yapmışım. İyonlar var. Tamam mıdır? Bir karbonat iyonları iyon olarak safrada da var. Pankreas da gönderiyor. Tamam. Peki safra tuzları var mı? Var. Safra pigmentleri var mı? Var. Hatta safraya sarı rengini veren maddeyi hatırlayan var mı? Demir metabolizması sonucu oluşuyordu. Bilirubin. Kolesterol var mı? Var. Tamam mıdır? Evet, bunu sonra bundan öğreteceğim. Şimdi Midedeki proteinsinde ait olayları sırala diyor. Önce besini gördün, kokusunu aldın. Sinir sistemi gitti mide hücrelerini uyardı. Mide hücreleri gastrin hormonunu üretti ve kana salgıladı. Gastrin hormonu tekrar döndü mide hücrelerini uyardı. Mide hücreleri bunun üzerine pepsinojeni salgıladı. Pepsinojeni de H ve CL salgılanmıştı. Onlar aktif hale getirip pepsin yaptı. Pepsin de gitti proteinleri küçük polipeptitlere parçaladı. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Yani cevap ne? <laughs> 1-3-2-4-5 1-3-2-4-5 yani bolu. Tamam. Evet şimdi gelelim bu soruya. Şimdi insanın sindirim kanalının kısımlarında X, Y, sin maddelerinin sindirim kanalındaki miktar değişimi verilmiş. Buna göre X protein olabilir mi? Midede azalıyormuş. E midede sindirimi bak ince bağırsakta da azalıyormuş. Midede başlayan bir tek protein değil mi? O zaman X protein olur ama kesinlik soruyor bana. Y yağ mıdır? Y yağ mıdır? kesin yağ mıdır? Y maddesi. Nisa biraz önce buna sen düşmedin. Ben kendi yazdım soruda düştüm. Şimdi ya evet diyor. Ama, evet, 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 Ya sükrozsa ya maltozsa. Evet. Hı. Peki Z karbonhidrat mı kesin? Evet ağızda başladıysa karbonhidrat. Hangisi olduğu belli değil. Ama Y kesin yağ değil. Y belki sükrazdır. Belki maltozdur. Tamam mıdır? Gitti. Kişi selloz ağırlıklı beslenmiştir diyor. Selloz ağırlıklı. Selloz'u hiç sindiremiyordum. Buradaki bütün maddeler sindirilmiş bir kere gitti. Tamam mıdır? Selloz'u zaten sindiremiyorum. Peki tüm besin çeşitlerinin ortak olarak sindirildiği ve sindirimlerinin tamamlandığı kısım ince bağırsak mı? Evet. O zaman cevabı yalnız üç. Anladınız mı? Tamam mıdır? Parmaksı çıkıntılar villus muydu? Villusların tek bir görevi vardı. Başka görev uydurmayın diye. Tek görevi neydi? Tek görevi. Tek görevi. Göremilim yüzeyini arttırma. O zaman besinlerin hareketini yavaşlatıp falan diyor gitti. Besinlerin kimyasal sindirimini hızını artırma diyor gitti. Geri emilim yüzeyini artırma. Tek görev. Anlaştık mı? Başka görev uydurmayın lütfen. Hani adam çok mantıklı şeyler de yazmış olabilir ama değil. Şimdi midedeki kasların ve asetik sıvının etkisiyle oluşan bulamacın adı. Kimus. Kimus. İnce bağırsaktaki besinlerin sindirimi sonucu oluşan Sıvı da kilus arkadaşlar. Bunu not alın. Şuraya yazalım. İnce bağırsakta sindirim sonucu oluşan bulamaç. Bak midedeki bulamaç kimus, ince bağırsaktaki kilus. Bunu da size eziyet olsun diye böyle isimler vermişler bence. Peki ince bağırsağın ilk 25 santimlik kısmına ne diyordum? 12 parmak bağırsağı. Diğer adı neydi? Duodenum. O zaman şu A şıkkı, şu B şıkkı, şu C şıkkı. İnce bağırsak ile kalın bağırsak birleştiği yerin adı neydi? Kör bağırsak. Hatta orada parmaksı bir çıkıntı vardı. Neydi adı? Apandist. Apandis. İltihaplanınca apandisit. Güzel. Tamam. Jejunum neydi? 12 parmak bağırsağından sonra gelen kıvrımlı kısım. Son kısmı da ileum. Tamam mıdır? Hocam bu içini bilmek zorunda mıyız? Mep müfredatında üç ismi de yazmış kuzum. Yani ne olur ne olmaz. Müfredatınızda var. Diyor ki hangileri insanın sindirim kanalında? Sindirim kanalı neresi? ağız ile anüs arası yer. Doğru mu? Biz sükrozu parçalıyoruz. Glikoz fruktoz oluyor. Nerede? Nerede? İnce bağırsak. İnce bağırsak. Nişasta glikoz oluyor. Nerede? Olmuyor. Ağızda başladı, ince bağırsakta devam etti. Ağız ince bağırsak. Selülozu sindirebiliyor Neyse. muyuz? Hocam nişasta nasıl oluyor? Nişasta ağızda önce küçük polisakkarit oluyor. Bir sonra mide olsun. ince bağırsağa geliyor. Burada doğrudan Doğru. Ha? Burada doğrudan glikoza dönmemiş. Doğrudan olur mu hiç? 40 tane enzim yazdık. Maltaz, laktaz. İşte burada öyle göstermemiş mi? Burada doğrudan tüm denklemi göstermiş. Tamam. Tamam mıdır? Sakın böyle bir denklem olmuyor demeyin. Doğrudan olmuyor demeyin sakın. Tamam mı? Özet denklem. Selülozu sindirebiliyor muyuz? Hayır. Yemeli miyiz? Evet. Glikojeni sindirebiliyor muyuz? Evet. Tıpkı nişastayla gibi. O zaman cevabım 1, 2 gerçekleşmez diyor yalnız üç. Tamam mıdır? Bir saniye. ha. İnce bağırsak ve kalın bağırsak kelimelere dikkat. Besinlerin kimyasal sindiriminin tamamlanması ince bağırsak. Su ve mineral emilimi tamamlanma demiyor. İnce bağırsakta da var, kalın bağırsakta da var. B ve K vitaminlerinin emilimi ince bağırsakta da var, kalın bağırsakta. Neden? Ben B ve K vitaminini hep atıklardan üretiyor olamam. Belki besinlerle de alıyorum. Tamam mıdır? O besinlerle aldıklarım ince bağırsaktan da emilir. Kaldıysa kalın bağırsaktan da ama bir de kalın bağırsakta bakterilerin ürettikleri var. Peristaltik hareket ile bağırsak içeriğinin ilerlenmesi ince bağırsakta da var, kalın bağırsakta da var. Mikrovillus yardımıyla ile emilim. Sadece ince bağırsakta. Neden? Kalın bağırsakta mikrovillus yok. O zaman ince bağırsağa ait olanlar 1, 2, 3, 4, 5, Kalın bağırsağa ait olanlar 2, 3 ve 4. Yani denizli. Tamam mıdır? Hem kana hem kanala salgı gönderebilen organlar alıyorum. Ağız kanala tükürük salgıladı. Kana bir hormon vermedi. Mide kana gastrin hormonu verdi. Kanala pepsinojen H ve CL verdi. 12 parmak bağırsağı Kana sekretin ve kolistokinin verdi. Kanala maltaz, laktaz, sükraz, peptidaz, aminopeptidaz enzimlerini verdi. Pankreas kana insülin glikagon verdi. Kanala virsum kanalına HCO3 eksi ve enzimleri verdi. Karaciğer kana albumin, globulin verdi. Al yuvar üretti verdi. Kanala koledok kanalına safra verdi. O zaman cevabı? Edirne. Şimdi bir de şu aklınıza takılabilir. Kolledok kanalı hocam safra kesesinden çıkmıyor muydu diye. Değil mi? Heh. Bakın şimdi bir şey öğretiyorum. Bir şekil yükleyeceğim hemen. Şuradaki şekli göstereceğim. Çözdüğümüz bir soru. Ya da uğraşmayayım şöyle yapayım. Bu önemli bir bilgi yalnız. Bunu dikkat edin buna. Bakın hemen bir görsel yüklüyorum. Bakın. Şekle dikkat edin. Büyüttüm ne? Şu safra kesesi, şu kanal koledok. Değil mi? Ama buradan da bak. Buradan da koledok bağlanıyor. Bunu nereden hatırlayabilirsin? Adamın safra kesesinde taş var aldık. Tamam. E bu karaciğerin ürettiği safra ne olacak? Bak, koledok kanalıyla geliyor yine. Yani karaciğer de aslında koledoğa bağlı. Ama normalde karaciğer bu kanalda önce safra kesesine gönderir, sonra safra kesesi gerektiğinde gönderir. Ama safra kesesi alınmış insanlarda direkt karaciğer safrasını ince bağırsağa gönderir. Ama her zaman depoda hazır bir safra olmadığı için kişilere derler ki diyet verirler, biraz daha yağsız beslenmeye dikkat edin diye. Anlaştık mı? Tamam mıdır? Peki. ekranın biraz dondu, geldim. Şu. Şimdi bu soruda önemli bir soru tipi. Çünkü burada artık sizin sıcaklığa, pH'a e falan dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi safra sıvısı var, su var. Yağ var, 37 derece uygun ama sindirim olmaz. Niye? Lipaz yok. Burada lipaz enzimi var, su var, yağ var, 37 derece. Kimyasal sindirim var. Bak, kimyasal sindirim artı dedim. Burada lipazla birlikte safra da mı var? Aa, o zaman kimyasal sindirim hızlı bir de. Tamam mıdır? Burada daha yavaş. Burada niye hızlı? Çünkü safra sıvısı ne yaptı? Yağları mekanik parçaladı. Şimdi bana diyor ki, önce şunu da bir şey yapalım. Ben buraya biraz da başka bir şeyler katmışım soruya. Şimdi yağları sindirince ne çıkar? Yağ asidi ve gliserol çıkar. Doğru mu? Yağ asidi adı bel adından belli bak. Asidik mi? Şimdi bana diyor ki hangi tüplere diyor Fenol kırmızısı eklersem ortam sarı renkli olur. Fenol kırmızısı için bak ne demiş. Asidik ortamda sarı renk alıyor. O zaman burada yağ asidi oluştu. Burada da oluştu. Burada oluşmadı. O zaman cevabın 2-3. Neye bakacağını anladın mı? Var mı sorun? Peki yoruldunuz biliyorum. Son soru. Son soruda güzel bir soru oldu bak şimdi. Virsun kanalı tıkandı. Adamın virüsün kanalı tıkandı. Kimo, trip, lank gelmez. Artı, HCO3 eksi gelemez. Pankreastan bunlar gelemiyor. Kimyasal sindirim tamamlanamaz. Doğru. Çünkü bu enzimler yok. Bağırsak pH değerinin dengelenmesi aksar. Doğru. Çünkü bu yok. Bak dengelenemez demiyorum. Çünkü karaciğerin safrası da dengelemede görevliydi. Sadece aksar doğru. Sekretin ve kolestokin hormonlarının kandaki seviyesi azalır. Evet geri bildirim mekanizması öğrettim. Buna karar ver şimdi azalır mı artar mı? Bence artar. Çünkü pankreastan bunlar gelmediği sürece bu hormonlar sürekli pankreası uyaracak. Tamam mıdır? O zaman cevabın ne oldu? Bir iki. Tamam mıdır? Var mı anlamadığınız yer? Güzel. Bugünlük işkenceniz bu kadardı. Yukarıdakinde dördüncü soruda birinci de kim, ay, mekanik sindirim var mı? Mekanik var. Tamam. Ama mekanik sindirim sonucu yağ asidi çıkmıyor kusucu. Tamam. tamam mıdır? Evet şimdi bu soruları size göndereceğim bu haliyle tamam mıdır? Bıraktığımız daha bitmeyen sorular var. Yani isterseniz onları çözün sizin için yararlı olur. Artık bir dahaki derse de diğer sisteme geçeceğim. Tamam. Diğer sistem neydi? Büyük ihtimal solunum sistemi. Ya da dolaşım. Tamam mı? Anlaştık mı? O zaman haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz hocam. Görüşürüz.